Arkadaşlar merhaba Genç Yazılımcı Kanalına hoş geldiniz ben Ayberk. Bugün Java programlama dili serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Öncelikle Java programlamaya başlamadan önce ihtiyacımız olan 3 şey var. Bunlardan bir tanesi Java Runtime Environment. Yüksek ihtimalle bilgisayarınızda bu vardır fakat e, her ihtimale karşı ben bu videoda e, indirmesini ve kurulumunu göstereceğim sizlere. Daha sonra Java Development Kit. Bizim Java dilinde kod yazabilmemizi, geliştirme yapabilmemizi sağlayacak e, temel parçalardan birisi budur. Ve son olarak bir IDE'ye ihtiyacımız var. Yine kodlarımızı yazabileceğimiz, bize gerekli araçların sunulduğu bir e, ortama ihtiyacımız var yani. İsterseniz yavaş yavaş bunları indirmeye başlayalım. Aracımızı açtıktan sonra arama kısmımıza Java yazarak direkt Java'nın web sitesine buradan ulaşabiliriz. Ve bu web sitesindeki indirme kısmına tıklayarak karşımıza gelen e, lisans sözleşmesini kabul ederek Java Runtime Environment'ı indirebiliriz. Burada ben indirmeyi başlat demeyeceğim çünkü benim bilgisayarımda zaten kurulu bu. Siz burada indirmeyi başlat diyerek next next diyerek çok basit bir kurulumu var zaten bir sorun yaşamayacaksınız burada. Bunun kurulumunu bitirebilirsiniz. Daha sonra indirmemiz gereken Java Development Kit kaldı. Java Development Kit diye aratarak Google'da Oracle'ın yine web sitesine buradan ulaşabiliriz. Web sitesine giriyorum. Ben bu versiyonda, bu videoda 8. versiyonunu kullanacağım. Bunun 11, 14, 13 versiyonları da var fakat 8 klasiktir. Ee, biraz aşağılara geliyorum burada. Görmüş olduğunuz gibi Linux, Mac ve Windows için farklı dağıtımlar mevcut burada. Siz de bilgisayarınıza uygun dağıtımı seçerek indirme işleminizi yapabilirsiniz. Ben Windows işletim sistemi kullanıyorum ve x64 mimarisine sahip olduğum için bu versiyonu tıklayarak indirmeye başlatabilirim. Fakat benim bilgisayarımda kurulu olduğu için şu anda bunu da indirmeyeceğim. Bahsettiğim gibi kurulumu çok basit. Sadece next 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 diyerek kurulumu bitirebilirsiniz. Ve son olarak bir kod yazma ortamına ihtiyacımız var. Ee, bu seri boyunca JetBrains'in e, IntelliJ IDEA isminde bir idesi var. Bunu kullanacağız Java için. O yüzden Google'a IntelliJ yazarak IntelliJ IDEA yazarak JetBrains'in web sitesine girebiliriz buradan. Linke tıkladığım zaman karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Buradan download kısmına basarak indirme kısmına ilerliyoruz. Karşımıza iki seçenek sunuldu bize, Ultimate ve Community. Community versiyonu ücretsizdir, Download diyerek direkt indirmeye başlatabilirsiniz. Fakat Ultimate versiyonu için bir e, hesaba ihtiyacınız var, daha doğrusu bir üyeliğe ihtiyacınız var. E, ben Ultimate üyeliğe sahip olduğum için buradan Download diyerek Ultimate versiyonu indireceğim. Fakat bahsettiğim gibi sizin e, ücretli bir şekilde satın almadıysanız bunu, Community versiyonunu tıklayarak indirerek ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Download'a basarak indirmeyi başlatıyorum. İndirme tamamlandıktan sonra kuruluma devam edelim. Evet indirmemiz tamamlandı. Direkt inen Excel dosyasını açarak kuruluma başlıyoruz. Karşımıza ilk ekranımız geldi. Masasyona dönüş yapalım. Ve burada next diyerek e, ilerliyoruz. Bize bir kurulum e, dizini soruyor. Ben bunu default olarak bırakacağım. Değiştirmeyeceğim. Next diyorum. Karşımıza böyle bir kısım geliyor. Öncelikle bunu pet, e, pet'e eklememiz gerekiyor. Bunu işaretledikten sonra bu tiki burada e, bize opsiyonel olarak sunulan bir özellik var. Ben bunu da kullanmayı tercih ediyorum. Bize Open Folder as Project olarak bir e, seçim sunacak bir klasörü sağ tıkladığımızda. Hemen onu göstereyim. Örnek olarak ben de Visual Studio ile aç diyor. E, C++ geliştirmesi yaptığım için. Orada da buna benzer bir ayar verdi. Aktif ettiğim zaman bu klasörü C, e, Visual Studio ile açıyor. Bunun aynısını e, IntelliJ'yi de yanında yapmasını istiyorum. O yüzden bunu da tıklıyorum. Daha sonra bize uzantılarımızı soruyor. Java. biz bu aslında Java geliştirmesi yapacağız fakat ben günlük hayatımda diğerlerinde kullandığım için zaman zaman yine hepsini burada seçiyorum. Siz de seçebilirsiniz. Bir zararı yoktur bunun. daha sonra 32 bit e ihtiyacımız yok. 64 bit launcher'ı seçiyoruz ve onun dışında yapmamız gereken bir şey kalmıyor. Next diyorum. Bir değişiklik yapmayacağım burada. Yine install diyorum ve kurulumumuz başlıyor. Evet kurulumumuz bittikten sonra karşımıza iki seçenek çıkıyor. Burada aslında iyi olan reboot now diyerek finish'e basmak. Fakat bunu yaparsanız bilgisayarınız o anda yeniden başlatılacaktır. Ben şu an videoda olduğum için daha sonra yeniden başlatacağım seçeneğine tıklayarak finish'e basıyorum ve kurulum tamamlanıyor. Masa üstümüze geldi görmüş olduğunuz gibi. çift tıklayarak idemizi açıyorum. Karşıma böyle bir ekran geldi. Normalde böyle bir ekran gelmeyecektir. En azından Ultimate için konuşuyorum. Ben daha önce burada projeler geliştirdiğim için e, direkt açtı benim hesabımı tanıyıp yüksek ihtimalle. Normalde karşınıza bir login kısmı gelecektir. Eğer Ultimate kullanıyorsanız burada hesap bilgilerinize giriş yaptığınızda program aktifleşecektir ve e, Community versiyonu kullanıyorsanız yüksek ihtimal onda bir login sizden istemeyecektir. E, yine buna benzer bir yapı gelecektir karşınıza. Yani programımızın ana menüsü bu şekilde. Burada new project diyerek yeni bir proje oluşturabiliriz. Fakat bunu sonraki videoya bırakacağım. Bu videoluk bu kadar olsun. Gerekli parçalarımızı kurduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kurulumlar kısmında bir sıkıntı yaşadıysanız veya anlamadığınız bir kısım olduysa yorumlarda sorabilirsiniz. Aynı zamanda instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.